memurlar. Şu an sitemizi ziyaret eden Emin Okkaya karşımızda. Kendisine bu ziyaretler için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Emin agamız diyorum çünkü niye? Bildiğiniz gibi Emin Okkaya'yı sitemizde hemen hemen tanımayan yoktur. Sitemizin kuruluşundan itibaren yaklaşık 2,5 yıllık bir emeği var sitemize. Hatta bu Acıpeyam'da yaptığımız sanaldan gerçeğe büyük buluşmanın fikir babası da kendileridir. Sitemizde köşe yazarlığından radyo yapımcılığına kadar her türlü görevleri zamanında çok iyi yerine getirmiştir. Bu bağlamda da kendilerini tekrar burada görmek bizleri onurlandırıyor. Ben 1964 yılında Acıpeyam Yukarı Mahalle'de doğdum. Annem Yukarı Mahalle'den, babam Aşağı Mahalle'den, yani Acıpeyamlıyım. İlkokulu Acıpeyam Atatürk İlkokulu'nda bitirdim. Daha sonra ortaokulu ve liseyi de Acıpeyam Lisesi'nde bitirdim. 1983 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandım. 1989 yılında burada mezun olduktan sonra 1990 yılında evlendim. Ve ayrıca 2001 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Programı Mahalli İdareler Yönetimi bölümünü bitirdim. İkinci bir üniversite olarak. Yani eğitimde çok şükür okuyabildiğimiz kadarıyla devam ettik. Sayın Okkaya, biz site olarak ve şahsımız olarak ben sizi yakından tanıyorum. Evet. Web sitemizin eski üyeleri de sizi yakından tanıyorlar. Evet. Ama Acıpeyamlılar da zaten sizi gayet yakından tanıyorlar. Bir de buraya geldiğiniz öncelikle teşekkür ederiz bu ziyaretiniz için. Ben teşekkür ederim. Bir de kendinizi tanıtır mısınız bize genel olarak Acıpeyamlılara, dışarıdakilere, sizi tanımayanlara? Evet. Şimdi tahsil hayatımdan bahsettim. Bir de iş hayatımdan bahsedeyim. Tabi bu arada öncelikle bu siteyi kurduğun için sevgili kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dünyanın en büyük yerel sitesi. Acıpeyam.com'la gurur duyuyoruz. Memleketimizin sesi tüm dünyaya ulaşıyor hep arkadaşlar. Beraber. Evet. Bu sitemizde ben 2 yıl civarında da hem editörlük hem yöneticilik hem köşe yazarlığı ve sunuculuk sunuculuğu yaptım. Hatta büyük buluşmanın fikir babasısınız. Fikir babası, evet, evet. Şunu hemen sevgili Acıpeyam.com dinleyicilerine, üyelerimize, yönetime şunu söylemek istiyorum, müjdelemek istiyorum. İnşallah Acıpeyam Belediye Başkanlığı bize nasip olursa o büyük buluşmamızı Acıpeyam'da festival niteliğinde bir çerçeveye getireceğiz inşallah. Özellikle gurbetçilerimizin de olduğu dönemlerde eskiden yapılan festivallerimiz gibi daha kapsamlı bir festival haline dönüştürmeyi projelerimiz içerisine aldık Mustafa Bey. Bunu. Tabii yani. Belediyemiz koordinatörlüğünde Acıpeyam.com işbirliğiyle bunu şimdiden müjdeleyebilirim. Yani Türkiye'de bunun pek fazla örneği yok bu şekilde bir festival. Evet. Bizi de bu gerçekten mutlu eder. Zaten mücadelemiz de aslında bu. Tabii bu festivalin yapılması için öncelikle bizim daha önce de belirttiğimiz birkaç isteğimiz olmuştu. Evet. Şu anki belediye başkanımızdan da. Amfiteyatro. Evet. Amfiteyatro sözünü sizden alabilir miyiz? Kesinlikle. Bizim sosyal tesisler projelerimiz var. Şimdi projelerimi buradan açıklamak istemiyorum daha erken olduğu için. Benim sloganımı okudunuz biliyorsunuz. Emin ellerdeyiz, temiz ellerdeyiz projesiyle Emin Okkaya geliyor. Şimdi hakikaten sevgili hemşerilerimin projelerimi iyi takip etmesini istiyorum. Biz projeyle geliyoruz. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz bir şeyimiz yok. Kimseye siyaset yapacak bir pozisyonumuz da yok. Acıpeyam insanına, Acıpeyam halkına, Acıpeyam gençliğine, çiftçisine, işçisine, esnafına, memuruna, emeklisine, öğrencisine hizmet verecek ve onların hakikaten problemlerini halledecek projelerimizle geliyoruz. Şimdi tabii konu konuyu açıyor. Ben isterseniz iş hayatımdan bahsedeyim. Ben 1980 yılında 16 yaşı
civarındayken işte Acıpayam Devlet Üretme Çiftliği vardı. Evet. Şu anda kiralandı bir firmaya. Orada geçici işçi olarak çalıştım. O yıllarda gene 79-80'li yıllarda yaz dönemlerinde Acıpayam Kadastro Müdürlüğü'nde jalonculuk deriz, geçici işçilik. Evet. Orada çalıştım. Gene 82 yılında Denizli Bölge Futbol Hakemliği kursuna katıldım, belge aldım ve hakemlik yaptım bir müddet. Daha sonra işte okumaya gittik. Okumadan geldikten sonra da 1991 yılında 21 Haziran'da Çameli Belediyesi'ne girdim. Tabii Çameli Belediyesi'ne girmeden önce Çameli'de bir muayenehane açtım. Acıpayam'da da bir serbest hekimliğim oldu. Çameli'de futbolculuk da vardı bildiğim kadarıyla. Çameli'de evet. Çameli Spor'un kurucusuyum. Şu anki belediye başkanı Cengiz Eczacı Cengiz Yılmaz'la birlikte Çameli Spor'u bizzat kurduk. Ve benim gene orada önderlik yapmamla kuruldu ve şu anda hakikaten Çameli'de gençler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çameli'de 1,5 yıl belediyede hem daimi encümenlik yaptım, her kademesinde de çalıştım belediyede. Ve belediyeciliği orada bayağı bir öğrendik tabii. Sağ olsun o günkü belediye başkanımızın da bizlere tecrübeleriyle katkısı oldu. Daha sonra Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na geçtim. Tayinim Artvin iline çıktı. Artvin'de Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ardanuç ilçesinde ilçe tarım müdürlüğü yaptım. 1,5 yıl civarında orada çalıştıktan sonra gene Çamelililerin, ileri gelenlerin isteği üzerine 94 yılının Şubat ayında Çameli'ye ilçe tarım müdürü olarak tekrar geldim. Yaklaşık 3 yıl Çameli İlçe Tarım Müdürlüğü yaptım. O dönemde Çameli'de hakikaten güzel projelere imza attık. İşte kapama meyve bahçeleri, arıcılık, hayvancılık, seracılık konularında güzel projelere imza attık. Hala devam eden projeler. Daha sonra 97 yılında Kale ilçesine, o dönemin il müdürü tarafından kaleye bir çeki düzen vermem gerektiği söylenerek Kale ilçesine gönderildim. 1,5 yıl civarında Kale ilçe tarım müdürü olarak görev yaptım. Orada da özellikle zeytincilik, seracılık konularında güzel projelere imza attık. Ve şu an kalede, merkezde bir zeytinyağı fabrikamız var. Yani biz temelini, zeytinciliğin temelini, kapama bahçelerini şekillendirdik. Bir de geçmişten yani kendiliğinden yetişen zeytinler de vardı. Şu anda bir zeytinyağı fabrikası var çiftçilerimiz üretimde. Kalede ve Çameli'de sportif faaliyetlerde, sosyal kültürel faaliyetlerde de bulunduk. Çameli'de Çameli'nin Sesi gazetesinin kurucusuyum. Yani kaymakam başta olmak üzere daire amirleri. Yani olarak. Çok yönlü birisi olarak görüyoruz yani, sizi. Yani 10 parmağınızda 10 marifet diyebilir miyiz Sayın Okay'a? Yani iltifat etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Ya bu arada oyunculuk tarafınız da var. Onu atlamayın. Tabii ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Biraz uzun olacak gerçi ama şimdi Çameli'de gene futbol takımının 5 yıl başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Çameli'den Çivril'e maça giderdik. 4 saat yol sürerdi gidiş, 4 saat geliş 8 saat, 4 saat da maç ve dinlenme 12 saat çocuklarla güzel şeyler yaptık. Namağlup şampiyonluğumuz var filan. Daha sonra kalede güreş festivalleri organizasyonluğunda bizzat çalıştım. Yani o dönemin kaymakamı da bizi hakikaten takdir etti ve ödüllendirdi o dönemde. Kaleden işte bir siyasi iktidar değişikliğiyle biz Iğdır'a tayin edildik. Iğdır'da kısa bir dönem çalıştıktan sonra mahkeme kararıyla tekrar kaleye geldim. Kaleden tekrar Akköy'e gene aynı iktidarla gönderildik filan. Akköy'de çalıştıktan sonra biliyorsunuz 99 yılında gene Acıpayam Belediye Başkan adaylığı için o dönemde mensup olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olduk, istifa ettik görevimizden.
Ve çok şükür o dönemde de yüzümüzün akıyla yani o dönemin mensup olduğum partiyi de hiçbir zarar vermeden hakikaten acı payamda bugüne kadar almadığı oyu aldırarak temiz bir şekilde o dönemi de atlattık. Kazanamadık ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin %830'luk bir oy artışı sağladığı dönemdi o dönem. Çeşitli sebeplere bağlı olarak da oradaki siyasi hayatımızı o teşkilatı kırmadan, dökmeden, oradaki arkadaşlarımızı üzmeden Doğru Yol Partisi'ne aktardık ve Doğru Yol Partisi Demokrat Parti olarak adını değiştirdi biliyorsunuz. Ve şu anda da Demokrat Parti'den devam ediyoruz. Tabii gene konuları birbirine ilave ettik. Daha sonra seçimlerden sonra Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nde görevimiz devam etti. 1,5 yıl kontrol şubede gıda denetiminde. Ondan sonra Acıpayam'a tayin olduk. Acıpayam ilçe tarım müdürü olarak güzel memleketime ve güzel insanlarımıza 3 yıl bir hizmet etme fırsatı buldum. Hakikaten gene meyvecilik ve seracılık konularında, hayvancılık konularında güzel projelere imza attık. Halen de özellikle kiraz bahçelerimiz üretimde ve sağ olsunlar çiftçilerimiz bu konuda bizden bize Allah razı olsun diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Seralarımız gene Gireniz Vadisi içerisinde üretimde. Onlar da o dönemin kaymakamını da tabii unutmamak lazım. Bu işler böyle ufku geniş insanların katılımlarıyla ekip işi. Allah razı olsun hepsinden. Dolayısıyla işte yine bir siyasi iktidar değişikliğinde Acıpayam İlçe Tarım Müdürlüğü'nden de alındık. Denizli'ye İl Tarım Müdürlüğü'ne gönderildik. Yaklaşık 5-5,5 yıldan beri orada görev yapıyordum. Kooperatifler Servisi'nde hayvancılık projeleri sorumlusuydum. Birçok kooperatifimize hayvanlar getirdik. Hayvan seçimlerine gittik. Gebedüve seçimlerinin süt sığırcılığı projelerinde. Güzel projeleri orada da imza attık ve 1 Aralık 2008'de itibariyle de tekrar bizim içimizdeki acıpayamlılık ve acıpayam sevdalısı olmamız hasebiyle dedik biz bu memlekete siyasi platformda da belediyecilikte de halkımıza bir hizmet etmemiz lazım. Buna baş koyduk şeklinde istifa ettik. Tabii bu işler sadece kendi isteğinizle olmuyor. Çevreden gelen istek de vardı. O istekleri de değerlendirdik. İlçe başkanımız ve il başkanımız da bizzat Denizli'de yanımıza kadar gelerek bu görevin bizim olduğunu ve bu şekilde talep olduğunu söylediler. Biz de hiç düşünmeden kabul ettik çünkü memleketimiz ve hemşerilerimiz söz konusu. Pekala Okkaya, şöyle evet. Bir soru sorayım. Buyurun. Neden Demokrat Parti? Neden Demokrat Parti? Benim babam Ali Okkaya biliyorsunuz. Babadan yani babamın çocukluğundan, babam eski Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanlığından gelen bir isim ve ömrü boyunca da hep o şekilde devam etmiştir. Şimdi ben 1978-79 yıllarını yaşayan bir insanım. Lisede 13-14 yaşlarımdaydım işte. Ben liseyi 15 yaşında bitiren bir insanım. Bunu da söyleyeyim. İlkokul 2. sınıftan başlayıp da liseyi 15 yaşında bitiren ender insanlardan bir tanesiyim. O 14-15 yaş dönemlerimiz içinde solun içinde yer aldık. Yani o dönemlerde hakikaten aşırı bir sol vardı Acıpayam biliyorsunuz. Kurtarılmış bölge gibi bir şeydi. Mecburen biz o dönemin işte büyük abilerimizin baskısıyla da solun içinde yer aldık. Ve ben 80 ihtilalinden sonra, 84'ten sonra daha doğrusu şunu gördüm. Günümüze kadar gelen bir acı var. Benim amcaoğlum vardı rahmetli, Allah rahmet eylesin. O dönemin işte ürünlerinden yani o dönemde sahip çıkılmayan insanlarımızdandı ve kendini asarak intihar etti. Bu benim acım, bu benim büyük oğlumun da adı şu anda. Bu benim acım. Ve
hakikaten o dönemden bu döneme bir sürü gencimiz telef oldu. Bir sürü gencimiz öldü, kardeş kardeşi vurdu. Onlar bende bir şey yarattı. Yani doğru olmadığını ve hakikaten şu anda Acıbayam'da baktığımızda caddelerde uzun uzun gezen büyük abilerimiz var. O dönemin ürünleri hep. Yani bir iş sahibi olamamış, hala anasının babasının eline bakan yapıda insanlarımız var. Hep o dönemlerden gelip de soyutlanmış, kendini soyutlamış, toplumdan soyutlamış insanlar. Bu acıları gördükten sonra Allah bizi ıslah etti. Ki şunu açık söyleyeyim. Hem o dönemlerde de olsun, MHP'de de olsun, Demokrat Parti'de olsun, yaptığım siyasetten her zaman hiç kimseye cevap veremeyecek bir pozisyonum olmadı yani. Ve neden Demokrat Parti dediğinizde hakikaten Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi öncesi, Demokrat Parti. Bunlar da biliyorsunuz rahmetli Adnan Menderes idam edildi. Hakikaten acılar görmüş partiler ve şu memlekette, ülkemizde büyük projelere imza atmış, iktidarları yaşamış parti bunlar. Ve bizim partimiz keskin bir siyaseti olmayan, herkesi kucaklayabilecek esneklikte, yapıda olan bir parti. Yani Türk insanlığıyla hemen hemen özdeş bir parti. Hem ne, nasıl söylenir ona? Yani uç değiliz demek. Uç değiliz. Keskin bir siyasetimiz yok. Herkesi kucaklayabilecek bir yapıya sahibiz. Yani bir diğerlerine baktığımızda herkes bir şeylerin arkasına sığınmış durumda. Dolayısıyla bizim öyle bir durumumuz yok. Biz çok şükür Türk insanı, Türk milleti olduktan sonra herkesi kapımız açık diyebilirim. Onun için Demokrat Parti ve şu anda da güzel bir genel başkanımız var. Hakikaten belki basında fazla yer almıyor ama takip edenler olursa çok genç, 39 yaşında bir genel başkanımız. İnşallah partimiz bu seçimlerde bir başarı sağlayacaktır ki benim için partinin ve siyasetin çok fazla da önemi yok. Önemli olan millete, memlekete hizmet eden hangisi doğruysa o şimdi, diye düşünüyorum. Tekrar Acıbayam'a gelecek olursak Sayın Okkaya, evet. Sizce Acıbayam'ın en önemli sorunu nedir? Bunu nasıl çözeceksiniz? Evet, Sayın Mustafa Ünal, hakikaten sen beni ağzımdan bir şeyleri alacaksın illa. Evet. Şimdi Acıbayam'ın kesinlikle birinci sorunu şu. Yani üç dönemden beri bir belediye başkanımız var. Birçok güzel hizmetlere imza attı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fakat Acıbayam'da ihmal ettiği bir konu oldu. İnsanımız, başta gençlerimiz, çiftçilerimiz, esnaflarımız, yaşlılarımız, özürlülerimiz, emeklilerimiz, öğrencilerimiz. Yani belediyecilik insanla özdeşen bir kurumdur. Belediyecilik insana değer veren bir kurumdur. Sadece bina yapmak, sadece taş döşeme yapmak, sadece kanalizasyonu düzeltmek, suyu halletmek çözüm değil bir yerleşim merkezinde. Mutlaka insana değer veren bir belediyecilik bizim anlayışımız olacak. Katılımcı bir belediyecilik, yani tek adamlı bir belediyecilik de değil. Herkesin görüşünü alan, özellikle sivil toplum örgütlerinin, resmi kurumların, belediye meclisinin, ondan sonra tüm halkımızın yatırımlarda görüşü alınarak hareket edilmeli. Böyle bir anlayışla biz ortaya çıkıyoruz. Tabii ki başta Sayın Başkanımızın bir sözü var. Her şeye çare bulduk, işsizliğe çare bulamadık diye. Bir odasında asılı yani bunu söylememde. İşsizlik hariç bunu söylememde sakınca yok sanıyorum. Bizim ilk hedefimiz bu işsizliği büyük ölçüde kökünden çözmek. Yani bu konuda halkıma şunu açıkça net olarak söylüyorum. Bizim projelerimizi takip etsinler. Hakikaten işsizliği çözecek ve işsizliği önleyecek gençlerimize yön verecek projelerle geliyoruz. İddialı geliyoruz. Ben bunu iddialı konuşuyorum. Mustafa Bey.
Pekala Okka'ya şöyle bir şey sorayım ben bir de. Acı Pembe merkezle alakalı değil belki. Kendim Giranizli olmam hasabıyla o bölgeye ayrı bir sevgim var. Evet. Pekala bu Giraniz'de biliyorsunuz Denizli'nin en geri kalmış yerlerinden biri. Oraları da siz gayet iyi tanıyorsunuz. Evet. Yani köy köy, dağ dağ her tarafı tabii, iyi tabii, biliyorsunuz. Tabii tabii. Yani o yöreyle ilgili bu bizim biliyorsun Dalaman yolu projemiz var. Onunla ilgili çalışmalarımız olacak mı? Şimdi o çerçevede biliyorsunuz Denizli Belediyesi bir örnekle geleyim. Ta Cangurtalan'a kadar ne yaptı? İşte yolu ben yapıyorum diyor. Evet. Eğer Denizli Belediyesi bunu yapabiliyorsa Acıpayam Belediyesi de gerekirse ta Dalaman'a kadar yolu açabilir demektir. Tabii buna bütçesi yeter mi yetmez mi orası ayrı bir konu. Onlar değerlendirilir. Ancak bugün itibariyle bu tip projelerde öne düşmek, bu tip projeleri takip etmek belediyenin de görevidir. O konuda hiç kuşkusu olmasın Giranizli hemşerilerimin. Yani ne gerekiyorsa partim iktidarda olsun veya olmasın, iktidarda kim varsa bütün girişimleri ve alt bizden belediye olarak yapabileceğimiz altyapı hizmetlerini kesinlikle veririz. Yani o konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bir alterdir orası, atar damardır. Yani evet. Orası açıldıktan sonra o Giraniz Vadisi'nin de ufku açılacaktır, önü açılacaktır. Yani onların bilinci içindeyiz. Çünkü Çameli'de 5 yıl görev yaptığım süre içerisinde genelde Giraniz Vadisi'nden geldim gittim. Biliyorum yani o yöreleri, ilçe tarım müdürlüğü dönemimde de karış karış gezdim. Hala da geziyoruz. Tabii şeyi de bu arada atladık yani 2007'de bir milletvekili adaylığımız da oldu. Gerçi onu ileride de sorabilirsin. Evet. Şimdi şöyle biraz konuyu hafifleştirelim diyorum. Evet. Özel meraklarınız nedir? Özel meraklarınızı ben şahsi olarak biliyorum gerçi ama bir de şöyle bir soru sorayım. Yani en hassas olduğunuz konu nedir? Şimdi en hassas olduğum konuyu açık ve net söyleyebilirim. Ben bir çocuğumu kaybettim. 23 yaşında da biraderimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Amin. Herkesin bir acısı var. Yani acıyı tatlıyı bilen bir insanım. Ben en hassas olduğum konu çocuklarım ve aile. Ve memleketim. Şimdi çocuklarıma yaptığım maddi manevi yatırımla memleketim için kendimi ortaya koyduğum maddi ve manevi yatırımı bir şöyle değerlendirirsek hakikaten boyum aşar. Ve hiç gözümü kırpmadan çocuklarım ve memleketim için canımı feda edebilecek bir durumdayım. Yani bütün buradan Acıpayam halkıma da sesleniyorum. Çocuk hakikaten çok önemli bir varlık. Biraz da ailenizi tanıyabilir miyiz Sayın Okkaya? Tabii. Benim Allah'a emanet 3 oğlum var. Eşim Hülya Hanım devlet memuru da Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yıllarca hizmet verdikten sonra işte 4 yıldır Denizli'den geldi gitti. 1,5 yıldır da Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapıyor. Eşim de Pınar Yazı Köyü'nden biliyorsunuz. İşte seller yani. Sellerden, evet sellerden. Dolayısıyla biz ailecek de Acıpayam'da bütün hısımımız, akrabamız, 7 sülalemiz Acıpayam'da bulunan bir aileyiz. Çok şükür devlet memuruyuz. Yani hep ya çocuklarımıza ve siyasette yaptığımız işte ortaya çıkma ve baş koyma pozisyonuyla bir maddi birikimimiz de olmadı şu güne kadar ama hiç önemli değil. Önemli olan sağlık, önemli olan hizmet, önemli olan bu fırsatın bize verilmesi, verildiği noktada da biz bu memlekete, bu dünyaya, bu aleme sadece hizmet için, çocuklarımız için, güzel bir aile kurumu için geldiğimize inanıyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat versin diyorum. Amin. Bir de şunu sorabilir miyim Sayın Okkaya? Şimdi Acıpayam'daki oturan vatandaşlarımızla konuştuk. Evet. Şu anda sizi yurt dışından, Türkiye'nin birçok yerinden dinleyen Acıpayamlılar var. Evet. Onlara neler söylersiniz? Onlar neticede seçmen değil.
Evet. Ama onları ilgilendiren konularda mutlaka var Hacı Bey. Şimdi onu geçmeden özel meraklarımdan hemen bahsedeyim. Malum sinema oyunculuğu var. 7 film yaptık. Hatta dün aradılar yeni bir dizi film çekimi için. Ona küçük oğlum gidiyor nasip olursa. O dizide devam edecek. Biz dedik seçimdeyiz, gelemeyiz artık şeklinde. Spora meraklıyım, futbola. İki bacağımı da sakatladım futbolla. İşte geçmişten ve Acıpayam spor sevdalıyız tabii, onu da söyleyelim. Şimdi yurt dışındaki gurbetçilerimize, Türkiye'deki gurbetçilerimize, Acıpayamlı hemşerilerimize tabii ki selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Yurt dışındaki hemşerilerimize tabii hizmetlerimiz olacak. Yani buradan ta yurt dışına ulaşacak değiliz ama onlar Acıpayam'a geldiğinde en azından rahat edebilecekleri şekilde hizmetlerimiz olacak. Ki malum biliyorsunuz önceden festivallerimiz olurdu. Yurt dışından gelen gurbetçilerimiz daha ziyade bunu isterlerdi ve katılırlardı. Güzel de olurdu. O kesinlikle bizim büyük buluşmamızla inşallah birleştirerek onu devam ettireceğiz. Ondan sonra kalacak yer, oturacakları güzel yerler, ne bileyim piknik alanlarımız, mesela yürüyüş yollarımız, yani yurt dışında hani günlük yaşantılarında hissettikleri ortamı Acıpayam'da da bulabilecekleri bir şeyde olacağız. Yani bunları açıklıkla söyleyebilirim ve her zaman yurt dışından hangisi olursa olsun, yurt içinden kim olursa olsun biliyorsunuz Emin Okkaya'ya gelebilirler. Çünkü ben şunu söylüyorum Acıpayamlılara. Geçen gün bir tane arkadaşımla, kardeşimle konuşuyordum işte. Bir diğer aday arkadaşımın adının sonuna hep bey, bey, bey diye ekliyor. Bana da Emin diyor. Bak dedim. Yani sen ona bey diyecek kadar uzaksın, bana da Emin diyecek kadar yakınsın dedim. Evet. Ya hakikaten ya diyor. O nedenle yurt dışından, yurt içinden kim olursa olsun hemşerimiz olduktan sonra, insan olduktan sonra zaten biliyorsunuz Türk vatandaşı olduktan sonra bizimle beraber biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyan, Türk bayrağını tanıyan, İstiklal Marşı'nı tanıyan, Ulu Önder Atatürk'ümüze ve ilkelerine, devrimlerine sahip çıkan ve dinini koruyan, yani Müslüman olduğunu bilen herkesle iç içeyiz. Yani bunu zaten söylememize gerek yok. Dolayısıyla ki Cumhuriyetini koruyan herkesle iç içeyiz. Herkes bize gelebilir. Herkese de hizmetimiz olacaktır. Pekala Okkaya, şöyle bir soru sorayım. Genel olarak Acıpayam'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet, Acıpayam'ın geleceği inşallah mükemmel olacak. Çünkü Acıpayam'ın önü açık. Bir taraftan Antalya, Fethiye, Denizli, Pamukkale. İnşallah yolumuz açılırsa Dalaman, Köyceğiz, Ortaca. Tabii bu hayvancılık ve tarımla ilgili... Tabii şimdi projelerimizde ben malum olduğu üzere bir tarım hayvancılık uzmanıyım. Yani özellikle çiftçilerimize de buradan sesleniyorum. Çok güzel projelerimiz var tarım hayvancılık konusunda. Esnaflarla ilgili güzel projelerimiz var. Yani esnaflarımızın nasıl bugün Serinhisar'da ana yol üzerinde dükkanları varsa esnaflarımızın önünü açacak güzel projelerimiz var. Güzel temizlik projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Kavaklar mevkiinden, Dere Bahçe'den, Yukarı Mahalle'den, sen belki bilemeyebilirsin, Acıpayamlılar bilir, Kavaklar mevkiinden, Dere Bahçe'den ta mezarlığa kadar olan Acıpayam'ın içinden geçen kanalımız var ya, orayı yeniden ıslah edeceğiz. Acıpayam'a yakışır bir şekilde yukarı mahallelerde oturan vatandaşlarımıza, ta mezarlığa kadar oturan vatandaşlarımıza, Acıpayam halkımıza yakışır bir şekilde yeniden ıslah edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Yani bütün projelerimizin altına imza atıyoruz. Yani beni tanıyan bilir. Pekala, biliyorsunuz bir problemimiz var. Bizim oranın Menderes'i diyebileceğimiz Dalaman Çayı var. Evet. Dalaman Çayı'nın şu anki durumu bile işler acısı. Evet, evet. Yani bununla ilgili, Dalaman Çayı ile ilgili bir düşünceleriniz,
bir girişiminiz olur mu? Evet, şimdi Dalaman Çayı'nın bir koludur Gedikli Kanalı. Yani Bedir Bey'e doğru gider, oradan da Dalaman Çayı'na karışır. Dolayısıyla o Gedikli Kanalı'nın suyunun Acıpayam Ovası'na sulamada katılmasını kesinlikle sağlayacağız. Yani bunu da ne demektir? Bu Acıpayam kanalizasyonlar atığının o kanala akmamasını sağlamak. Bu da kanalizasyon arıtma tesisini kurmakla olacak. Ve bu, yani bizim projelerimizi vatandaşlarımız gördüğünde Eminokka'ya ya ammada atmışsın gibi bir şey gelebilir akıllarına. Değil. Hakikaten takdir edeceklerdir. Kaynakları olan, yani bunlara para... Tabii, yani bu tür arıtma tesisleri finansmanı oldukça... Kesinlikle, yüksek. Kesinlikle Avrupa Birliği fonlarımız var biliyorsunuz. Avrupa Birliği fonlarından birçok örnekte göstereceğiz projelerimizde, Türkiye'de yapılan. Yani bunları anlatacağız, bunları yapacağız ve her imza koyduğumuz projemizi inşallah dönemimiz içerisinde gerçekleştireceğiz. Şimdi Acıpayam Ovası çok önemli bir ova. Acıpayam Ovası'nın elektrik problemi var. Ben 99'da aday olduğumda da benim bu projelerim arasındaydı. Acıpayam Ovası'na kesinlikle elektriği getireceğiz. Yani bunu açık ve net söylüyorum çiftçilerimize. Sulu tarıma geçecek. Acıpayam Ovası'ndaki derin kuyular çalışacak. Ki biz elimizdeki o Gedikli Kanalı'ndaki suyumuz var ya, yerüstü suyumuz, hazır suyumuzu kirletiyoruz, yer altından su aramaya gidiyoruz. Evet. Yani biz işte yer altından aramaya gidip emek kaybedeceğimize o arıtma tesisini kurarak bu çalışmamızı yapacağız. Ayrıca çöp toplama, ayrıştırma, tasnif etme katı atık projemiz var. Bunu da mevcut katı atık birliğimiz var. Onlarla birlikte inşallah çok çöpten para kazanır hale geleceğiz. Yani bunu iddia ediyorum Acıpayam, çöpten para kazanır hale gelecek. Tüm çevrenin çöpünü belki alacağız ve çöpten para kazanır hale gelecek. Ve bunlar bak hep istihdam projeleridir. Evet. Yani her projemizin altında Acıpayam gençliğine, Acıpayam'daki işsizlere iş yaratacak projelerdir bunlar. Ekmek getirecek projelerdir. Altyapı projelerdir ama bunu tabii göçü önlemek için tabii ki. Temizlik şart, istihdam şart. Acıpayam caddesi, sokağı evimizin içi nasılsa öyle olmalı. Acıpayam'ın çevresi nasılsa öyle olmalı. Yani güzel sosyal projelerimiz var. Sen şimdi fazla benden alma bunları. Sonra yani pekala, zamanı gelince hepsini kademe kademe açıklayacağız zaten. Anlaşıldı Okya. Evet. Fazla tiyo vermek istemiyorsunuz. Geldiğimiz zaman Acıpayamlılar her şeyi görecek diyorsunuz. Pekala, şunu sorayım. Yok, açıklayacağız projelerimizi de, her şeyin bir yeri zamanı var. Yani yanlış anlamayın. Şimdi adaylık süreci daha 15 Şubat son YSK'ya tescil edilmesi. Dolayısıyla Allah korusun ölürüz kalırız şeyi olur. Gerçi projelerimizi ölsek de diğer arkadaşlarımızın devam ettirmesini mutlaka isteriz. Onların da projelerini biz kazandığımızda mutlaka hem mevcut başkanın hem de diğerlerinin projelerini devam ettireceğimizi zaten herkesin inanması lazım. Yani bu siyasette bir etik mi diyelim artık, bir zamanı oluyor bunların. Vallahi Şubat ayı, evet. Siyasetle benim pek alakam olmadığını gayet iyi bilirsiniz. Biliyorum. Yani biz biliyorum. Site olarak zaten tüm siyasi partilere, tüm adaylara eşit mesafede duruyoruz. Evet. Yani bundaki sebep öyle olması gerekiyor. Çünkü doğru olan o. Doğru. Tebrik ediyorum o konuda size. Teşekkür ederim sizlere de. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani genel olarak, son olarak Acıpayamlılara, seçmenlerinize ve site üyelerimize neler söylersiniz? Vallahi ben açık ve net bir adamım. Yani bunu açıklıkla, samimiyetle söyleyebilirim. Herkes beni tanır, tanımayanlar da lütfen tanısın. Tanıyanlara sorsunlar. Hiçbir zaman kapalı kapılar arkasında kimseyle siyaset yapmadım, yapmam. Kimseye bir menfaat uğruna
boyun eğmedim eğmem. Acıbayam halkı için, acıbayam milleti için, acıbayam Türk milleti için, daha doğrusu acıbayam insanı için, acıbayam için. Eğer canım feda edilecekse canımı feda ederim. Ve kimseyle bir alıp veremediğim yok. Ben yarın belediye başkanı olursam herkes benim yanıma yok şu partidendi, bu partidendi demeden rahatlıkla girebilecektir. Bunu herkes biliyor. Yani tamam diğer adayların yanlarına da girebilir olması gereken ama, de o zannet. Evet. Yani bu çerçevede şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kimse benimle küs değil, dargın değil. Ben de kimseye küs değilim, dargın değilim. Elini sıkamayacağım hiç kimse yok Acıbayam'da. Benim de elimi sıkamayacak kimsenin olmadığına inanıyorum. Çünkü ne siyasi parti olarak, ne siyasi bir insan olarak, ne şahsi, ne de resmi çalıştığım dönemlerde kimsenin kalbini kırmadım, kimse de benim kalbimi kırmamıştır. Yani herkesle rahatlıkla oturup kalkabilirim, çocukla çocuk, büyüklü büyük olabilirim. Yani bunu söylememe hacet bile yok, bunu herkes biliyor. Acıbayam için benim hedefim hakikaten katılımcı bir belediyecilik, insana değer veren bir belediyecilik, işte temiz ellerdeyiz, emin ellerdeyiz projesiyle Acıbayam halkının sahip çıkıldığını hissettiren bir belediyecilik anlayışıyla biz geliyoruz. Güzel bir ekip kuruyoruz. Ekibimize de dikkat etsin sevgili Acıbayam halkı. Yani bu iş ekip işidir. Son olarak şunu söylüyorum. Ben bu seçimlerde tabiri caizse bir hükümet kuruyorum. Ve başbakan adayıyım Acıbayam'da. Yani bunu yanlış anlamasın kimse. Ve 11 tane meclis üyem olacak benim. Değişik partilerden. Ve 11 tane devlet bakanı olacak. Sorumluluğunu bilen, üretken, bir taş üstüne bir taş koyabilecek durumda. Benim yanlışıma yanlış, doğruma doğru diyebilecek. Ben yanlış yaparsam dur diyebilecek, doğru yaparsam hadi diyebilecek bir meclis teşekkül ediyoruz. Yani ben şunu kesinlikle istemiyorum. Şunu ben yaptım, nasıl olmuş, güzel olmuş mu, beğendiniz değil mi deyip de tek adamlık pozisyonu istemiyorum. Eğer bu yapılacaksa önce nasıl yapalım, ne şekilde yapalım, yararı nedir, zararı nedir şeklinde Acıbayam halkı başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar, kaymakamımız başta olmak üzere ve esnaflarımız, çiftçilerimiz, gençlerimiz, öğrencilerimiz bir ilçe meclisi teşekkül ettirip sorduktan sonra, tabii bu küçük yatırımlar için olmayabilir ama büyük yatırımlar için özellikle ne yapacağız, ne edeceğiz bunları tartışıp bir neticeye, ortak bir karara vardıktan sonra bu yatırımın yapılması lazım. Bu inançtayım. Dolayısıyla bir başbakan, 11 devlet bakanı da hepsi de ayrı ayrı reisliğe, belediye başkanlığına vekalet edebilecek bir pozisyonda. Her vatandaşımız da ona sanki belediye başkanıymış gibi gidebilecek bir pozisyonda bir ekip kuruyoruz. Bu ekibimizin hepsinin ayrı ayrı görevleri olacaktır. İşte birisi gençlerden sorumlu, birisi sağlıktan sorumlu, birisi esnaflardan sorumlu, birisi çiftçilerden, tarım hayvancılıktan sorumlu şeklinde bölüm bölüm sorumlulukları olan insanlar olacaktır. Ve diğer partilerden gelen meclis üyelerimiz de aynı şekilde hiçbir siyasi şeyi gözetmeden, zaten oraya gittikten sonra siyasi ceketimizi çıkarıyoruz, gömleğimizi çıkarıyoruz ve orada o halka hizmet verecek bir kurum görevlisi olarak. Tabii abi, personelimiz de belediye... Ben onu duymak istiyorum. Evet, Sayın Okur. Evet. Personelimiz de işte bugün itibariyle müsteşarlar, genel müdürler, memurlar görevini yapacak. Halk da işte Türkiye Cumhuriyet halkı gibi Acıbayam halkı da halkımız olacak. Yani orada bir hükümet kuruluyor. Bu hükümetin de siyasi bir yönü kesinlikle olmayacak. Zaten partimizde biliyorsunuz %5,5'la geçen seçimlerde, benim milletvekili adayı olduğum seçimlerde baraj altında kaldı. Ama temeli olan bir parti. Özellikle Acıbayam'da kök olan bir parti. Ve bugüne kadar hiç kimseye bu partiyle benim siyaset yapma bir lüksüm zaten olamaz. Çünkü çoğu benim sınıf arkadaşım,
çoğu akrabam, hısımım, kardeşim, dostum, eşim yani. Ve yani bu duygularla biz ortaya çıktık. Sevgili Hacı Payamlar bizi takip etsinler. Ekibimizi, projelerimizi, özellikle projelerimizi üstüne basarak söylüyorum. Özellikle projelerimizi takip etsinler. İşte çocukları işsiz kalan, ondan sonra çocukları yani bir çıkmaza giren insanlarımız, ailelerimiz bizi takip etsinler. Yeni evlenip de düzenleri bozulmak üzere olan, maddi sıkıntı çekip de düzenleri bozulmak üzere olan ailelerimiz bizi takip etsinler. Yaşlılarımız, çiftçilerimiz, esnafımız bizi takip etsin. Yani herkes bizi takip etsin lütfen. Hakikaten ayağı yere sağlam basan bir şekilde emin adımlarla projelerimizle geliyoruz. Sayın Okkaya, evet. Bir de şunu sorayım size. Son günlerdeki Türkiye ve dünyadaki gündemi takip ediyorsunuzdur mutlaka. Tabii ki, tabii ki. Bu Filistin'deki olaylar tabii, dahil tabii. olmak üzere. Bununla ilgili neler söylersiniz? Vallahi tabii öncelikle Filistinli kardeşlerimiz orada katlediliyor. Yani bu konuda herkesin acısı bir. Herkes aynı şekilde düşünüyor. İsrail'e birilerinin dur demesi lazım. Sayın Başbakanımız da bu konuda girişimler yapıyor sağ olsun. Fakat ben ne düşünüyorum biliyor musunuz Mustafa Bey? Yani şöyle 4-5 tane F-16 uçağımız gidecek. İsrail'in üstünde bir iki sorti yapacak. Sadece şöyle bir sorti yapacak. Yani bir madem biz Müslümanız onlar bizim kardeşimiz yani bir uyarı yapacak. Türkiye'deki kriz konusunda da yani Türkiye kendi kendine yetebilen ender ülkelerden bir tanesiydi. Artık hem ABD'ye hem dış güçlere karşı bir bayrağı çekmedi. Yani bir kapıları şöyle bir yani rahatlıkla giremeyecek bir pozisyona getirmeli. Amerika gelip de, İngiltere gelip de, Fransa gelip de bizim bütün öz kaynaklarımızı hemen hemen ele geçirdiler biliyorsunuz. Bir onları dur kardeşim bir defol diyebilmeliyiz yani. Biraz Türk milleti Kurtuluş Savaşı yaşamıştır. Ve teknolojik silahlara karşı süngüyle, topla tüfekle gitmiştir. Tırpanla, dirgenle savaşmıştır. Dolayısıyla yeniden bir Kurtuluş Savaşı havasına girmemiz lazım. O mücadeleyi göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Ekonomik manada hep Türkiye ekonomisini dışa bağımlı hale gelmesi sebebiyle ülkemize de yansımaktadır. İnşallah ucuz atlatırız diye düşünüyorum ama pek öyle de görünmüyor. Geçen gün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Dibi görünmeyen bir yoldayız diyor. Yani bu çok acı ekonomik açıdan. Kriz büyük. Yani şu anda elimizden gelen Yüce Mevla'ya dua etmekten başka bir şey değil. Ama İsrail'e hakikaten haddini bildirecek bir canlı hareketin Türkiye tarafından yapılması lazım diye düşünüyorum. Dünyada küresel bir kriz var. Bu küresel krizin hakkından da hepimiz inşallah geliriz diye düşünüyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Ben bu seçimlerde tabiri caizse bir hükümet kuruyorum. Ve başbakan adayıyım Hacı Payam'da. Yani bunu yanlış anlamasın kimse. Ve 11 tane meclis üyem olacak benim. Değişik partilerden. Ve 11 tane devlet bakanı olacak. Sorumluluğunu bilen, üretken, bir taş üstüne bir taş koyabilecek durumda. Benim yanlışıma yanlış, doğruma doğru diyebilecek. Ben yanlış yaparsam dur diyebilecek, doğru yaparsam hadi diyebilecek. Bir meclis teşekkür ediyoruz. Yani ben şunu kesinlikle istemiyorum. Şunu ben yaptım. Nasıl olmuş, güzel olmuş mu, beğendiniz değil mi deyip de tek adamlık pozisyonu istemiyorum. Eğer bu yapılacaksa önce nasıl yapalım, ne şekilde yapalım, yararı nedir, zararı nedir şeklinde Hacı Payam halkı başta olmak üzere. Tüm sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar, kaymakamımız başta olmak üzere. Ve esnaflarımız, çiftçilerimiz, gençlerimiz, öğrencilerimiz bir ilçe meclisi teşekkül ettirip sorduktan sonra, tabi bu küçük yatırımlar için olmayabilir ama büyük yatırımlar için özellikle ne yapacağız, ne edeceğiz bunları tartışıp bir neticeye, ortak bir karara vardıktan sonra bu
yatırımın yapılması lazım. Bu inançtayım. Dolayısıyla bir başbakan, 11 devlet bakanı da hepsi de ayrı ayrı reisliğe, belediye başkanlığına vekalet edebilecek bir pozisyonda. Her vatandaşımız da ona sanki belediye başkanıymış gibi gidebilecek bir pozisyonda bir ekip kuruyoruz. Bu ekibimizin hepsinin ayrı ayrı görevleri olacaktır. İşte birisi gençlerden sorumlu, birisi sağlıktan sorumlu, birisi esnaflardan sorumlu, birisi çiftçilerden, tarım hayvancılıktan sorumlu şeklinde bölüm bölüm sorumlulukları olan insanlar olacaktır. Ve diğer partilerden gelen meclis üyelerimiz de aynı şekilde hiçbir siyasi şeyi gözetmeden, zaten oraya gittikten sonra siyasi ceketimizi çıkarıyoruz, gömleğimizi çıkarıyoruz ve orada o halka hizmet verecek bir kurum görevlisi olarak. Tabii ha, personelimiz de belediye... Ben onu duymak istiyorum evet, Sayın Okya. Evet, personelimiz de işte bugün itibariyle müsteşarlar, genel müdürler, memurlar görevini yapacak. Halk da işte Türkiye Cumhuriyet halkı gibi Açbayan halkı da halkımız olacak. Yani orada bir hükümet kuruluyor. Bu hükümetin de siyasi bir yönü kesinlikle olmayacak. Zaten partimizde biliyorsunuz %5,5'la geçen seçimlerde, benim milletvekili adayı olduğum seçimlerde baraj altında kaldı. Ama temeli olan bir parti. Özellikle Açbayan'da kök olan bir parti. Ve bugüne kadar hiç kimseye bu partiyle benim siyaset yapma bir lüksüm zaten olamaz. Çünkü çoğu benim sınıf arkadaşım, çoğu akrabam, hısımım, kardeşim, dostum, eşim yani. Ve yani bu duygularla biz ortaya çıktık. Sevgili Açbayanlar, bizi takip etsinler. Ekibimizi, projelerimizi, özellikle projelerimizi üstüne basarak söylüyorum. Özellikle projelerimizi takip etsinler. İşte çocukları işsiz kalan, ondan sonra çocukları yani bir çıkmaza giren insanlarımız, ailelerimiz bizi takip etsinler. Yeni evlenip de düzenleri bozulmak üzere olan, maddi sıkıntı çekip de düzenleri bozulmak üzere olan ailelerimiz bizi takip etsinler. Yaşlılarımız, çiftçilerimiz, esnafımız bizi takip etsin. Yani herkes bizi takip etsin lütfen. Hakikaten ayağı yere sağlam basan bir şekilde emin adımlarla projelerimizle geliyoruz. Kimseye şu partinin önüne geçelim, bu adamın önüne geçelim şeyi yok bizde. Biz kendimizi anlatalım. Biz neye geliyoruz? Hizmete geliyoruz. Dolayısıyla kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Kimseyle bir hesabımız yok. Cevap veremeyeceğimiz, çok şükür alnımız aç, ak, yüzümüz pak şekilde cevap veremeyeceğimiz bir konuda yok. Bu şekilde geliyoruz. Mustafa Ünal kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için, evet. Ayrıca şahsıma gösterdiğiniz bu ilgi için ayrıca teşekkür ederim. Evet, inşallah şunu lafını keseyim. Acıpayam.com sitemizde belediye başkanı olduktan sonra aktivitelerimiz şahsi olarak da devam edecektir. İzin verirsen. Bu müjde gayet beni mutlu evet. Etti. Çok teşekkür ederiz. Acıpayam.com'da yazarlık yapan, editörlük yapan bütün arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Özellikle Nuri hocama ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum hepsine de. Radyo09.com'da da biliyorsunuz ben Radyo programcılığı yapıyordum. Emin Aga ile Türkü Keyfi. İnşallah hem o radyomuzu hem Acıpayam.com radyomuzu bu çerçevede hizmet etmekten de kıvanç duyacağım. Yani kendi memleketimizin sitesi. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.